Sevgili seyirciler, ruh ve beden sağlığı açısından çok önemli, aynı zamanda gündemde tutulması gereken bir konuyu inşallah bugün sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. Konumuz tıbbün nebevi ve sağlık. Yayın konuğum Doktor Emre Şimşek hocam. Muhterem hocam, hoş geldiniz. Hocam afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah iyiliklerinizi artırsın. Bu vesileyle bütün seyircilerimize, misafir olduğumuz hanelerine, bütün kardeşlerimize hem Ramazan'ını tebrik ediyorum, hem de Rabbim inşallah içerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı zamandan, yine içerisinde bulunduğumuz şu rahmet ayları vesilesiyle hayırla kurtulmayı inşallah Rabbim nasip eylesin. Hastalarımıza Şafi ismi hürmetiyle şifa eylesin inşallah. Amin. Tabii sevgili seyirciler, şimdi bugünkü yayın konuğum özel bir konuk. Çünkü bizim haleflik ve seleflik gibi, evet, bir durumumuz da söz konusu. Şu yüce mabede Emre hocamız uzun yıllar hademe-i hayratlık yaptı. Şükür. Yani hademe-i hayratlık, imam hatiplik, her bir hizmetinde koşturan insan demek. Eskiler öyle tarif ederlermiş, değil mi İmam Hatip diye muhterem hocam? İnşallah hocamdan sonra da bizler de bu vazifeyi yapmaya çalışacağız. Vazifeyi icra etmeye çalışacağız. Rabbim utandırmasın inşallah. Amin cümlemizi inşallah. Rabbim muhterem hocam, hayırla tamamlamayı nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Evet, şimdi biz Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'yı tabibi kulüp, evet, İnançsızlıktan ruhları ve dünyaları kararmış insanlara hayat bahşeden kalplerin doktoru olarak biliriz. Doğru. Muhterem hocam, ancak Resulullah'ın tıbba dair hadisleri tabip gözüyle bakıldığında bir bölümünün genel tıp alanını ilgilendirdiği, birçoğunun ise koruyucu hekimliğe dair kısımları oluşturduğu ve bir kısmına baktığımızda da tedaviye yönelik, yani ilaçla tedaviye yönelik tariflerin verildiğini görüyoruz. Hocam, burada biz tıbbün nebevi ne demek? Peygamberimizin sağlıkla ilgili tavsiyeleri konusunda hadisler bize ne diyor? Lütfen bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Önemli bir konu olduğu için Bismillah deyip hızlıca devam edip ne kadar müstefid olursa o kadar bizim için faydalıdır anlayışıyla. Onun için hızlı hızlı inşallah temel noktaları bugün ifade etmeye çalışalım. Hay hay. Öncelikle bizim bahsettiğiniz şekilde tıbbın nebevi aslında bugün modern tıbbın bir anlamda destekleyicisi anlamında bildiğimiz literatür. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber nazarıyla hep hayatımızda değerlendirdik, tanıdık, bildik, sevdik. Fakat bir hekim ya da bir şifa veren kişi olarak hayatımızda çok da fazla belli geleneksel alışkanlıklarımız dışında aslında yer tuttuğunu söylemek zor. Tabii burada temel olarak şunu ifade etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tıp uzmanı olarak, bir hekim olarak elbette bir ilahi görevi yok. O bir peygamber, o vahyin taşıyıcısı ve temsilcisi. Fakat yaşadığı toplum ve o toplumun daha geçmiş medeniyetlerden kendisine tevarüz ettiği, o dönemlerde işte İran medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti ve diğer medeniyetler gibi pek çok medeniyetten gelen bir takım genel inanışlar, kabuller, bunun içerisinde bidat hurafeler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde İslam'ın neşvünema bulmasıyla beraber, tabii İslam'ı en kıymetli kılan husus temizlik ve sağlık. Hani hadis-i şerifte hep zikrettiğimiz konu vardır ya, ni'metani mağbunun fihime kethirun minen nas, es-siha vel fera. İnsanların kıymetini bilmedikleri iki önemli, aldandıkları iki husus vardır. Bunlardan birincisi boş vakit, diğeri de sıhhat, yani evet, sağlık. İslam bir anlamda sağlığı refere eden, sağlığı sürekli koruyan bir anlayışla gelince zaten pek çok ibadeti yapmanız için temiz olmanız gerekiyor ki zaten temizlik sağlığın korunmasındaki en önemli husus. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hem gelen tevarüs eden geçmiş medeniyetlerden gelen miras, hem Arap Yarımadası'ndaki İslam öncesi bir takım alışkanlıklar,
hem kendi tecrübeleri hem İslam'ın emirleri neticesinde bir sentez, bir harman oluşturup bundan zararların ayıklanması, kendi bildiklerinin tavsiye edilmesi noktasında bir yaklaşım görüyoruz Peygamberimizde. Ve Peygamberimizin Allah Teala hiçbir dert vermemiştir ki onun şifasını vermiş olmasın hadisi Peygamberden sonra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bizim özellikle İslam ulemasına hem yolda aydınlatıcı bir rehber olmuş, aynı zamanda onları tıbbi bir takım araştırmaların noktasında da teşvik edici bir rol üstlenmiş. Dolayısıyla bize kadar bu harman yerinden tabirinde ise sentezlenen bu bilgilere, yani Peygamberimizin telkinleri, tavsiyeleri ve bu anlamda tıbbi olarak değerlendirebileceğimiz pek çok ifadesi, takriri sünnetler de dahil, tevarüs eden bu mirasa biz tıbb-ı nevevi diye isimlendirmişiz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Hatta öyle ki hadis kitaplarımızın en temel bablarından birisini teşkil etmiş bu. Normalde ibadetlerle ilgili kitab-ı tahara'dan başlayan ve işte namaz bahsi, diğer bahisler derken aynı şekilde yine tıpla ilgili literatürün de yer aldığı hamdolsun bir hadis bölümü, özellikle hadis külliyatlarımızda müstakil kitaplarda kalem alınmış, evet. Değil mi? İlk dönemlerden beri. Kesinlikle. Hocam. Yani burada müstakil kitap olarak belki en meşhurlardan bir tanesi Ebu Nuaym el-İsfahani'nin kitabı olması lazım. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Evet. Onun Tıbb-ı Nebevi ise bu konudaki en büyük referans kaynaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Elbette ilerleyen noktalarda diğer değerlendirmeleri yine gözden geçiririz hocam. Muhterem hocam, yani öyle anlıyoruz ki Tıbb-ı Nebevi bir beslenme biçimi. Yani sünnete aynen uygun bir hayat tarzı ve bir yaşam biçimi. Yani içinde arınmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek var. Buradan neler söylemek istersiniz hocam? Hocam belki burada şunu ifade etmek lazım öncelikle. Şimdi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şari konumundadır. Yani bu dinin bağlayıcı hükümlerinin irade etme yetkisine sahip olduğu kişilerdendir. Yani Allah Teala hükümleri vaz eder ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tatbik eder. Dolayısıyla Peygamberimizden gelen her şeyi biz dini olarak, dini bir emir olarak kabul ettiğimiz için Tıbb-ı Nebevi noktasında da bize gelen mirası böyle bir değerlendirmeyle almalı mıyız? Burası bence çok çok mühim bizim için. Çünkü bizdeki bazı kültürel ve geleneksel alışkanlıklar dini hükümlerin de ötesine geçebiliyor ve dini hükümler zaman zaman geri planda kalabiliyor. Yani Tıbb-ı Nebevi kanalıyla bize ulaşan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen, tevarüs eden bu miras içerisinde ki her şeyi bizim için bağlayıcı mıdır? Bunu çok kısaca cevaplayıp öyle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Peygamberimizden gelen bu tıpla alakalı hususları ve daha doğrusu beşeri hususları iki kategoride değerlendiriyor bizim alimlerimiz. Bunlardan bir kısmı diyor ki bunlar vahiy mahsulü gibidir. Yani yapılması gerekir, uygulanması gerekir. Bir kısmı da diyor ki bunlar tıpkı kültürel aktarım gibidir. Yani dini bir bağlayıcılık ifade etmez. Dolayısıyla peygamberin tıpla ilgili hadisleri burada ibaha anlamı taşır. Yani tavsiye niteliğindedir. Tabii burada özellikle İbni Haldun'dan, İmam Nevevi'den bu tip yaklaşımları görüyoruz. Yani onlar peygamberden gelen bu mirası normal beşeri bir anlayış, beşeri bir takım uygulamal olarak görüyorlar. Dolayısıyla dini bir bağlayıcılık teşkil etmiyor. Ama İbn-i Teymiye gibi, İbn-i Kayyim gibi bir takım ulemamız diyorlar ki hayır, bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hükümler kesinlikle bağlayıcılık ifade eder. Çünkü ayet-i kerimede Necm suresinde geçtiği şekilde Bismillahirrahmanirrahim وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Yani onun konuştuğu hiçbir şey vahyin dışında, kapsamı dışında değildir. Dolayısıyla buradaki değerlendirmeyi İbn-i Teymiye gibi genel ulemamız değerlendirmiyor. Bunun altını çizmek lazım. Yani biz Peygamberimizden gelen tıpla ilgili uygulamaları, ki hatta bununla alakalı mesela Taberi'nin veya Razi'nin tefsirinde
deniyor ki bu tip uygulamalar, yani peygamberden tevarüz eden hususları biz vahiy olarak alamayız. Hatta burada ifade edilen şey, o dönemde peygamberimize bir takım şair, mecnun gibi cahiliye toplumu içerisinden aktarılan veya eleştirilen ya da bu anlamda hoş görülmeyen kavramların kullanılmasından kaynaklanan bir problem olarak zikrediyor. Yani bunun dini anlamda bir bağlayıcılığı olmadığını düşünüyoruz uygulama noktasında. Dolayısıyla herhangi bir tıp, yani modern tıp ile nebevi tıp arasında herhangi bir şekilde bir uzlaşma durumu söz konusu olursa, dini anlamda bir bağlayıcılığın olmadığını bilmek bizi en azından sorumluluk noktasından kurtaracağını düşünüyorum. Çünkü burada en önemli hadislerden bir tanesi, malumunuz hocam, hurmaların aşılanması ile ilgili hadis. Ve Peygamberimiz sahabeye hurmaların aşılanması noktasında sahabe-i kiram sorduğunda, o da kendi görüşünü söylüyor ve nitekim o sene mahsul alamıyorlar. Bununla alakalı Peygamberimizle durumu arz ettiklerinde, Peygamberimizin ben de sizin gibi bir insanım. Yani bir beşerim. Dolayısıyla dünya işlerinde herhangi bir şekilde benim söylediklerimi uygulayabilirsiniz ama uygulamayabilirsiniz babında bir tavır sergiliyor. Dolayısıyla bu anlamda bağlayıcılığının dini anlamda bir mecburiyet ifade etmediğini izah etmemiz lazım. Çünkü buradan ileride suistimal konusuna dokunmamız gerekecek hocam inşallah. Evet muhterem hocam. Yani buradan şunu anlıyoruz. Peygamber Efendimizin tavsiyelerinden anladığımız kadarıyla koruyucu hekimliği öne çıkarıyor. Doğru. Bütün tavsiyelerinde, manevi tavsiyelerde, ilaç tedavisi noktasındaki bize önerdiklerinde bu öne çıkıyor. Kesinlikle. Ben şunu merak ediyorum. Sahabe-i kiram efendilerimiz nasıl tedavi olurlardı? Veyahut da buna bağlı tıbbın nebevide tedavi yöntemleri nelerdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizim aslında ana ağırlık noktası hocam tedaviye yönelik değil, koruyucu hekimliğe yönelik. Evet. Mesela bu koruyuculuk hekimlik içerisinde en başta temel ibadetleri sayabiliriz. Oruç, namaz. Bunun akabinde Peygamberimizin oruç tutunuz, suhat bulunuz, sumu tesihhu ayeti veya tebdili mekan, seyahat etmekle alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri. Yani bütün bu literatüre baktığımızda koruyucu hekimliğin belki %75'lik, %80'lik kısmı oluşturduğunu görüyoruz. Hani tedaviye yönelik ilgi çeken örneklerden mesela bir tanesi Uhud Savaşı sırasında Hazreti Fatıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaralanınca önce onun yaralarını temizliyor ve o yaraları suyla temizlediği ifade ediliyor ve akabinde de o kanamayı durduramayınca oradaki hasır parçalarından bir yakıp o hasırın külüyle o yaraya tabiri caizse bir baskı yapıp o kanamanın durmasına yönelik bir metot uyguluyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna itiraz etmiyor. Biz bunu takriri sünnet olarak kabul ediyoruz. Tabii ki modern tıbbın imkanlarından elbette yararlanmak lazım. Ama ben şunu mesela kendim bizatihi Türkiye'de özellikle ilk görev yaptığım köyde tecrübe ettim. İnsanlar böyle her şeye rahatlıkla ulaşamıyorlar hocam. Dolayısıyla orada pamuktan veya hasırdan bir takım şeyleri yakıp yaralanmalar çok fazlasıyla oluyor tarla işleriyle vesaire uğraşırken. Bunu uyguladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Peygamberimizden gelen bu uygulama aynı zamanda bizde bir kültürel uygulamaya da bir anlamda dönüşmüş durumda olduğunu söyleyebiliriz. İlk dikkatimi çeken örneklerden bir tanesi bu. Yine bir başka örnek olarak mesela Peygamberimiz ateşli hastalıklardan soğuk suyla tedavi edilmesini, soğuk suya bu tip kişilerin soğuk suyla bu hastalığa çare aramalarını tavsiye ediyor. Nazarla alakalı mesele çok çok önemli. Bunu belki başka bir başlıkta konuşmak lazım. Mesela Ümmü Seleme'nin yanında bir kız çocuğu görüyor Peygamberimiz. Bakıyor ki onun böyle yüzü falan çok sararmış, bunalmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu çocuğa nazar değmiştir, bunu okuyunuz. Şimdi nazarın tıbbi literatürde karşılığı yok. Yani onun için burada şunu ifade etmek lazım. İslam
sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığıyla da alakalı telkin ve tavsiyelerini hem kendi metni içerisinde yani Kur'an-ı Kerim'de hem aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla biz bunları tecrübe ediyoruz. Yani hocam şimdi bakıyoruz Peygamber Efendimizin tıbbi nebevi yöntemleri içerisinde fitoterapi denilen yani ilaçla terapi var. Dolayısıyla bir takım gıdalarla terapi bu değil mi hocam? Hı hı. Bal, çörek otu, kekik vesaire gibi. İlginç, biraz önce başka bir başlıkta değerlendiririz diye atıf yaptığınız konu sadaka ile tedavi. Evet. Hocam yani burada insana hizmet, topluma hizmet. Yani kesinlikle. İnsanlar toplumda ihya edilirse toplum, düzenli bir toplum oluşmuş oluyor. Biz sadaka veriniz, belalardan muhafaza olunuz. Evet. Hadisi var. Buna bağlı sigorta yaptırıyoruz. Aşılara verdiğimiz bir dünya para var. Efendim bir İslam toplumu olmamıza rağmen sadaka tedavisi yeterince uygulanan bir tedavi mi? Bunu şu öğrenmek isterim, merak ediyorum. Hocam vermenin kendisi zaten başlı başına bir tedavi, vermemenin kendisi başlı başına bir hastalık. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri anlatılırken onlar ne büsbütün verip kendilerini böyle biçare duruma düşürürler, ellerindekini, her şeyini paylaşırlar, ne de ellerini vermekten geri çekerler. Ya bu dinin içerisinde biz tabii ki insanın, hocam insanın sağlıklı olması sadece bedeni bakım ya da bedenin bir takım maddi tehlikelerden korunmasının yanında kalbin de bir takım manevi tehlikelerden korunması esası müthiş önemli. Çok. Çünkü insanların bugün hastalık sebeplerine baktığınızda pek çoğunun bunalımlarla alakalı, buhranlarla alakalı. Yani kalbi, ruhi bir takım problemlerin artık taşınamamasından kaynaklanan durumun bedenin diğer azalarına fiziki bir şekilde dokunuşu olarak hastalıklara tezahür ediyoruz. Dolayısıyla vermek bu anlamda bizi hakikaten iyileştiren ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az önce ifade ettiniz. Mallarınızı sadaka kalesiyle muhafaza ediniz. Yani vermek insan için başlı başına bir erdem ama aynı zamanda fiziki bir manevi koruma kalkanı. Manevi bir koruma kalkanı ama fiziğe yönelik yani maddeyi korumaya yönelik manevi bir koruma olarak zikrediyoruz. Elbette bunlar inanç hocam, biz Müslümanız. Yani imanın her şeyini kalbi olarak teslim oluruz ama her şeyini akılla izah etmemiz, akılla anlamamız pek tabii mümkün değil. Müslüman bu noktada uman değil, teslim umulan olmalı. Kişi oluyor. Aynen değil mi? Öyle hocam. Hocam hatta şununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Verebilmekle ilgili veya bu sadaka kültürünün toplumda çok ciddi yerleşmemesine dair bir araştırmanın sonucunda 30 milyon kutu antidepresan satılıyor ülkemizde. Türkiye'mizde 30 milyon kutu. Bu az bir rakam değil hocam. Hocam elbette değil. Bugün insanların şöyle bir dünya nüfusuna baktığımız zaman tokluktan mı ölenler fazla, açlıktan mı ölenler fazla? İsraftan mı ölenler fazla, yokluktan ölenler mi fazla? Hani derler ya. Sonuçlar bizi çok şaşırtıyor yani. Evet hocam, yani insanların dünyanın bir kesiminde gözünden akan yaşların tuzuyla geçinmeye veya beslenmeye çalışırken bir kısmı da karnının şişliğinden dolayı önünü göremeyip böyle ömür geçiren insanlar da var diyor değil mi hocam? Doğru, doğru hocam. Onun için bizim bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tedaviye yönelik uygulamalarından ziyade koruyucu hekimlikle ilgili olan. Çünkü mesela tıbda bir hekim arkadaşlardan genellikle duyardım Türkiye'deyken. Derlerdi ki hocam şunu unutmayın, her ilaç bir zehirdir. Yani biz bu anlayışla hareket etmeliyiz tıp camiası olarak. Tabii ki hastanın iyileşmesi esas ama ilacı verirken bile onun önce bedenin kendi ihtiyaçları nispetinde o hastalığı yenebilmesi veya onunla mücadele edebilmesi veya biz o ilacı şayet vereceksek mutlaka onun kişiye başka türlü zararları da olabileceği için bunu en az miktarda tutmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında da biz bunları görüyoruz. Yani direkt tedaviye yönelik o dönemdeki bir
tıp uygulaması, bir hekimlik uygulaması gibi elbette değil. Hocam, Resulullah Efendimiz'in bu yöntemler içerisinde, tıbbi nebevi yöntemler içerisinde ben ve ashabım hasta olmayız buyuruyorlar. Evet. Ne kadar müthiş bir ifade ve Efendimiz'in bir sözü. Sırrını sorduklarında ise Efendimiz buyuruyor ki biz yılda bir kez hacamat oluruz buyuruyor. Hocam doğru. Nedir hacamat? Hocam hacamat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç şeyde şifa vardır işte diye başlayan hadis-i şerif içerisinde zikrettiği önemli hususlardan bir tanesi ki bugün bu bir hem sünnet olarak uygulanıyor Müslümanlar tarafından hem de modern hem tıbbın de bugün alternatif tıp içerisinde, önceden bunlar çok kabul görmüyordu ama bugün alternatif tıp içerisinde ciddi bir yer etmiş bir tedavi biçimi olarak karşımızda. Ya hocam, yani kanın vücuttaki ağırlığıyla alakalı hepimiz bunları zaman zaman hissediyoruz. Yani kanın renginden ve vücutta oluşturduğu ağırlıktan. Dolayısıyla hacamatın pratiğe yönelik karşımızdaki sonuçlarına baktığımız zaman vücuttaki bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kanı temizlediği ve bununla alakalı tıbbi pek çok olduğu, karşılıkları olduğunu görüyoruz. Ama özetle şunu görmek lazım. Peygamberde ve ashabında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması bağlamında hacamatın sağlık için uygulanan bir tedaviden ziyade hasta olmamak için uygulanan bir koruma yöntemi olarak uygulandığını söylemek mümkün. Muhterem hocam, kısa bir ara veriyoruz. İnşallah aradan sonra tekrar devam edeceğiz. İnşallah hocam. Peki. Değerli dostlar, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden inşallah devam etmiş olacağız. Şimdi ilkin demiştik ki tıbb-ı nebevide yöntemler neler? Tedavi yöntemlerini konuşuyorduk. Fitoterapi, yani bitkiler ile tedaviyi konuşmuştuk. Arkasından çok önemliydi. Koruyucu hekimlikte esas olan en önemli tavsiyelerinden birisi Resulullah Efendimiz'in sadaka ile tedaviydi. Üçüncüsü, ben ve ümmetim, ben ve sahabem hasta olmaz demişti. Ve buna bağlı da hacamatı önermişti. Ve Resulullah hayatında bunu uygulamıştı. Bugün artık modern tıbbın da yani mutlaka tavsiye ettiği ve üzerinde durduğu hususlardan birisi olmuş. Ve hocama dönüp devam etmek istiyorum. Artık günümüzde kabul edilen bir arınma yöntemi de açlık hocam. Açlık deyince acaba bugün ibadetinde bulunduğumuz bir şeyle örtüşüyor mu diye oradan buyurun hocam, lütfen. Hocam bismillah deyip devam edelim. Açlık İslam'daki ibadet, yani oruç müstakil bir ibadet olarak bir açlık eylemi değildir. Bu bambaşka bir perspektifte anlaşılması, hissedilmesi ve değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü ibadet dediğimiz şey kul ile mabut ile abd, yani kul ile Rabbi arasındaki ilişkinin üzerine inşa edilir. Bu bunun gerekliliğidir. Ama açlık bu ibadetin temel esaslarından birisidir. Belki buradan konuşabiliriz. Yani açlığın insan bünyesindeki etkileri, mesela orucun bünyemizdeki hücrelerin yenilenmesi noktasında, vücudun temizlenmesi noktasında, işte bu Alzheimer, Parkinson gibi bir takım zihinsel melekelerin kaybolmasına yönelik hastalıkların tedavisi noktasında müthiş bir koruyucu kalkan olduğunu görüyoruz ve bunu hadislerle de destekleyebiliyoruz. Yani bu açlığın. Ama bugün modern tedavi yöntemleri içerisinde açlığın obezite, aşırı kilo alımı ve bu tip rahatsızlıklardan korunmasına yönelik, aynı zamanda tabii ki kök hücrenin desteklendiğini dair de notlarım arasında şimdi gözüme ilişti. Böyle bir tıbbi tespitte yapılmış açlıkla ilgili. Dolayısıyla Müslüman oruç tutarken hocam bunları bilmeyebilir. Çünkü bunlar tıbbi bir takım araştırmaların neticesinde ulaşılmış sonuçlar. Ama Müslüman şunu bilir. Ya ben oruç tuttuğum zaman hem zinde oluyorum, hem güçlü oluyorum, hem bedenen bir tarafta halsizlik gibi bir takım orucun etkilerine yönelik maddi hisse kapılsak bile manevi anlamda bir ferahlanma, bir temizlenme,
hem fiziki anlamda hem manevi anlamda yaşadığımızı ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla sorunuza kısa bir cevap olarak orucu maddi bir açlık olarak tanımlarsak büyük yanlış yaparız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah Teala'nın kimsenin içinizden işte bu sabahtan akşama kadar aç kalmasına ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ona ulaşacak olan elbette ki bizim ona olan samimiyetimiz, yakarışımız, kulluğumuz. Orucu bu anlamda değerlendirmek lazım. Ama zaten biz bunları bilmesek bile yaptığımız bütün ibadetlerin içerisinde zekatta az önce saydığımız hastalıkların tedavisi mevcut. Namazda hakeza pek çok tedavi yöntemi mevcut ve oruçta hakeza pek çoğu mevcut. Hocam yani bizim ibadet anlayışımızda aç mı kalınıyormuş, tok mu kalınıyormuş, şu kadar mı ayakta kalıyoruz, şu kadar mı gece namazına kalkıyoruz değil. Allah kalk dediği için kalkarız, Allah ye dediği zaman yeriz, Allah aç kal şu saatler arası kesinlikle derse bunu yaparız değil mi hocam? Kesinlikle. Hocam mutasavvıfların Tıbb-ı Nebevi'den hareketle çıkardıkları üç prensip var. Kılle-i menam, kılle-i enam, kılle-i taam. Evet. Hocam bu üç prensibin insan sağlığı ve eğitimi üzerindeki etkileri neler? Hocam bu üç prensip, yani bu önce kılle-i taamdan başlamak lazım. Yani yemeğin azaltılması. Bu aslında bir anlayış, bir felsefe. Ama zaten dinimizin içerisinde olan şey. Ben mesela kılle-i taam, yani yemeğin azaltılması noktasında şöyle sorunuza binaen düşündüğümde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi mevcut. İşte insanoğlu midesinin üçte birini su, üçte birini yemek ve üçte birini boş bırakması tavsiyesi. Yani sofradan tok kalkmamak. Midemizi tabir yerindeyse bir kıtlıktan çıkmışçasına doldurup da sonra onun hazımsızlığının acısıyla kıvranmamak için bu ölçüye dikkat etmek. Yani az yemek. İkincisi az uyumak. Kifa hazımdadır diyor değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Zaten perhizin gerekliliğinin sebebi de çok yemekten kaynaklanan problemler. En büyük ilaç perhiz. Kesinlikle. Resulullah'ın ifadesiyle. Vurguladığı az önce hadis-i şerifi zaten sizler de ifade ettiniz. Evet. Kılletül menam, yani uykunun azlığı. Ben bazen hocalarımızdan imrenirdim. Çok az uykuyla müthiş çalışmalar yapıyorlar. Yani biz vücut olarak ona dayanamıyoruz mesela. Ama bu işin bir püf noktası olduğunu ben çok geç fark ettim. Paylaşmak isterim. Buyurun lütfen. Ve bu peygamberimizin ibadet vakit anlayışıyla, ibadet saatiyle de eşdeğer giden bir anlayış. Tespit şu hocam. Gece 22 ile 02 saatleri arasındaki yaklaşık bu zaman diliminde insanın uyuduğu bir saatlik uyku normal zamanda uyunan 2 saatlik uykuya bedel. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasına baktığımızda Peygamberimiz yatsı namazını kılıyor. İstirahate çekiliyor. Teheccüde kalkıyor. Akabinde sabah namazı. Güneşin doğuşu esnasında zaten hadislerden anladığımız ayakta olduğu. Ancak istirahatini öğle namazı vaktine yakın. Yani bizim kuşluk dediğimiz 10 ile 13 saatleri arasında. Ve bu saatteki uykunun da normal diğer zamanlarda uyunan vakitten 400 kat daha verimli olduğu. Yani bu zaman dilimine denk gelen bir saatlik uyku 400 saatlik uykuya bedel olduğunu tespitlerini paylaşıyorlar alan uzmanları. Aslında ilgimi de çekti. Hatta daha güncel bir çalışma. Almanya'daki bir takım araştırma merkezleri ve akademilerde öğle uykusunun özellikle çalışanlar için çok faydalı olduğu. Kaylule'nin. Aynen. Biz bunu zaten kaylule olarak evet biliyoruz. Ve bunun günlük uygulama içerisinde de çalışanlar için bir uygulamaya, fix bir uygulamaya dönüştürülmesine yönelik yaklaşımların artık kabul edilmesi gerektiği, bunun hem insan sağlığı açısından hem de insanların verimliliği açısından çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla yine aynı noktaya geliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir uygulamasından bizler pek çok hayırlar ve bizim için hem beden adına hem ruh sağlığımız adına pek çok hayırlar görüyoruz. Üçüncü nokta kılletül kelam. Az konuşmak lazım hocam. Hani cahillerle beraber olma, cahillerden yüz çevir ifadelerinde buyurulduğu üzere
insanın malayani olarak zikrettiğimiz, yani günlük bizi konuşsak da konuşmasak da hiçbir noktaya taşımayan, hiçbir neticeye ulaştırmayan bu gündelik alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Hilukal değil aynen. mi? Hocam, şimdi siz az konuşmak deyince beni ta Sultanahmet Camii'ne götürdünüz. Tabii orada Allah gani gani rahmet eylesin. Oranın baş imamı Gönen Mehmet Efendi ahir ömründe 85 yaşlarındayken onu kürsüye davet etmişler. Hocam lütfen bütün muhibban burada, en son sizden bir sohbet dinlemek istiyoruz. Biliyoruz halinizde göz önünde, ancak Hoca Efendi çıkmış oraya kürsüye, demiş ki şöyle cemaate hamdele ve salvele'den sonra, adam olamadım, adam olamadım, adam olamadım, adam olamadım diyor ve sohbetini bitiriyor. Herkes gözyaşları içerisinde, hoca da gözyaşları içerisinde. İnsanlar sonra şunu konuşmuşlar. Ya niçin ağlıyorsunuz? Hoca ne dedi ki diyenlere? Gönenli adam olamadım diyorsa bizim halimiz nicedir diye. Yani az bir sözle de çok şeyi ifade etmek mümkün. Hocam, buradan hareketle sahabe efendilerimiz yatsı namazını edadan sonra musafahadan kaçınırlarmış. Hemen bir an önce yataklarına konmak evet. isterlermiş. Çünkü gece namazı var. Onların hayatlarında bizim gibi beş vakit yok. Onlar Resulullah'tan ne gördülerse onu aynısını uygulamaya çalışıyorlardı. Evet. Medine-i Münevvere'den bir zat talebelik yaparmış orada. Tabii Türkiye'ye gelmiş, Medine-i Münevvere'den telefon açmış. Ya arkadaşım evde mi diye telefona babası çıkmış, Türkiye'deki arkadaşın. Yatsı namazından hemen sonra aramış. Demiş ki, evladım sen şimdi o arkadaşını, oğlumu niçin arıyorsun? Bir hal hatır sorayım dedim. Sen teheccüde kalkmıyor musun demiş. Benim oğlumun arkadaşı bu saatte ayakta mı demiş. Evet. Hocam ne kadar önemli. Yani hayatı ve uykuyu, çalışmayı, her şeyi bir düzene koymak değil mi hocam? Elbette hocam. Fakat burada tabii ki günlük alışkanlıklarımız, içinde bulunduğumuz şartlar, bunları gözden uğrak...